Peki Rusya ile olan ilişkilerimiz kötüleşirse, biz gaz merkezi olmazsak bu milyarlarca dolar Türkiye'ye girmez. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? İkincisi, depremde yıkılan binalarla ilgili olacak. Yani, o soruyu soracak olanlar vardı. Çünkü ikincisi diyelim, dördüncüye geçtim o yüzden. Hızlıca ilerleyeceğim. Çok şey konular. Belki bak deprem bölgesine alakalı. Ama gerçekten dolarlarla ilgili olacak. Şimdi bunu bedava yapacağınızı söylediniz. Burada merak ettim. Bunun kaynağı nerede? Ben ekonomistim. Ekonomi okudum yani gerçekten. Düsseldorf Üniversitesi de ekonomi okudum, onun için soruyorum. Bunun dışında gelişigüzel sözleriniz, vaatleriniz var. Bu milyarlarca dolarlar nereden gelecek, bunu merak ediyorum. Bir de son olarak ben 22 sene Avrupa'da yaşadım. Şu an 3 senedir Türkiye'deyim bu arada. Türkiye'yi çok seviyorum. Elbette hepimiz severim. Ben özgür bir ülke olarak görüyorum Türkiye'yi. Avrupa'dan çok fazla bir eksiğini olduğunu düşünmüyorum. Anladım. Bu arkadaşlar şahsi bir kavga. Bak işte bu tam kavga. Yapmayalım. Evet. Yani siz orada orada yaşamadan yapmayın arkadaşlar. Şimdi evet. Genel başkanlık konusuna gelecek olursak, son soru bu arada. Hızlıca genel başkanlığından ayrılmadığınızı söylüyorsunuz. Çünkü size göre bir başarı ortada. Şimdi benim merak ettiğim bir şey var. Sürekli Avrupa'yı'likten bahsediyorsunuz. Değil mi? Şimdi zikirde Avrupa'yı uygulamada Orta Doğu mu diye sormak istiyorum. Niye diyeceksiniz? Çünkü bugün idare yeterleyebiliyor misiniz son cümle? Genel başkanlıktan istifa etme konusu. Yani zikirde Avrupa'yı uygulamada Orta Doğu mu diye sormak istiyorum. Çünkü Avrupa'da özellikle Almanya'da YPG konusunu önce onu açıklayayım. Salih Müslim'i Türkiye'ye resmi olarak davet ettiler. Biliyor musunuz bunu? Devletin kendi kurumu, devletin yetkilileri bunun bir terör örgütü olmadığını açıkladı. Devlet merkezli görüşü